Piyasalar diyeceğiz. 100 liranız yıl başında altına yatırıldıysa 122,3 lira oldu demiştik az önce. Dövize yatırıldıysa daha yatay bir getiri oldu dedik. Mevduat ve borsada kazandırdı demiştik. Şimdi bu tabloya bakarak bir yorum alalım. İntegral menkul değerlere uzanıyoruz. Emre Çayırlı'ya soracağız. Emre, ne olur bu tablo yılın kalanında da mevcut görüntü devam eder mi? Ne dersin? Evet, tabloya baktığımız zaman en yüksek getiri altın tarafında gözüküyor. Altında yılın geri kalanında biraz daha yükselen potansiyeline sahip bir yatırım aracı olarak bulunuyor. Çünkü genel olarak aslında küresel çapta merkez bankalarının yıl başından bu yana gevşek para politikası uygulaması altın fiyatını yükseltmişti. Fed'e dair faiz artırım beklentilerinin ertelenmesi yine burada ön plandaydı. Şimdi Brexit tarafı ve İngiltere'nin de faiz indirimi yapması bekleniyor. Bundan dolayı altın tarafında biraz daha yukarı yönlü hareketler görmek ihtimalimiz var. Tabi burada gram bazlı altın fiyatında son dönem içerisinde çok fazla bir değişim olmayabilir. Çünkü Türk lirası da değer kazanıyor. Bununla beraber dolar TL'nin 2.88 bölgelerine gelmiş olması gram altında 124 TL civarlarında tutuyor. O yüzden ons altın biraz daha sağlam bir yatırım aracı olarak karşımıza çıkabilir bundan sonraki süreç içerisinde. Dolar düşüyor son günlerde. Daha sürebilir mi bu düşüş? 2.87'den dün kapanmıştı dolar TL. Evet, dolar TL'de biraz daha aşağı yönlü hareket bekliyoruz açıkçası. 2.87 bölgesi önemli bir destek. Geçilmesi durumunda 2.85 ve 2.83'lere doğru bir değer kaybı devam edebilir dolar tarafında. Bugün içerisinde hem Türkiye'den hem de Amerika'dan imalat PMI rakamlarını takip ediyor olacağız. Sabah saatlerinde Asya tarafında açıklanan PMI rakamları olumlu gelmemişti. Bu da hem Japonya Merkez Bankası'ndan da ek adımların atabileceği beklentisi yarattı. Gelişmekte olan ülke para birimleri ve borsaları için aslında olumlu bir tablo bu. Bundan dolayı TL tarafında da bundan sonraki süreçte biraz daha değer kazancı görebiliriz. Önümüzdeki hafta yalnız tarım istihdam verisi var Amerika'da. Cuma günü açıklanacak. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Eğer olumlu bir tarım istihdam verisi gelirse, geçtiğimiz ay oldukça kötü gelmişti piyasalar için, bu biraz için motivasyonu arttıracaktır. Dolar tarafında tekrar bir hafif yukarı yönlü hareket meydana getirebilir. Emre Çayırlı, İntegral Menkul Değerler'den bize bu sabahki piyasa değerlendirmelerini...